Şu an bir sorun var mı? Slide'ım gözüküyor mu acaba? Slide'ınız gözüküyor. Seste de herhangi bir problem yok. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Öncelikle gecikme için özür dilerim. Hemen başlayayım. Benim ismim Arif Çekdere. Heykeltıraşım. Lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi de yine aynı üniversitede heykel ana sanat dalında tamamladım. Sanatta yeterlik eğitimimi de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü heykel ana sanat dalında tamamladım. Sanatta yeterlilik tez başlığım, sınırları genişletilmiş beden kapsamında sanatsal protez uygulamalarıydı. Bu konuyla ilişkili olarak da bedensel eklentilerin sanatsal sunumları konusuyla ilgilenmekteyim. Yine bu konu bağlamında bugün de teknolojiyle geliştirilmiş bedensel modifikasyonların günümüz sanatındaki yansımaları konusunu ele almak istiyorum. Bu konuyla ilişkili olarak başlangıçta modifikasyonların tanımı yapılabilir. Modifikasyon konusu felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi alanların kapsamına girmiş bir konu. Fakat daha çok biyoloji alanındaki kullanımıyla yaygınlık kazanmış ve bu alandaki kullanımıyla daha çok kabul gören bir terim. Kısaca bireylerin fiziksel görünüşlerindeki, dış görünüşlerindeki yüzeysel değişimler olarak adlandırabiliriz modifikasyonları. Gen bazında gerçekleşmediği için kalıtsal boyutta etkisi olmayan bu modifikasyonlar, bu yüzeysel değişimler bireyler bazında sınırlı kalmakta. Bu alanda çevresel etkilerden kaynaklanan modifikasyonlara beyaz tenli insanların güneş altında kalarak tenlerinin bronzlaşması ya da ağır iş yükü ya da sportif faaliyetler sonucunda kas yapılarının güçlenmesi örnek gösterilebilir. Fakat günümüzde çevresel faktörler sadece doğayla sınırlandırılamadığı için toplumsal etkileri de modifikasyonların yönlendirilmesi konusunda etkin kabul edebiliriz. Bu anlamda ilkel toplumlarda gözlemlenen bedeni delerek, yakarak ya da keserek şekillendirmelerin yanında günümüzde dövmeler, deri altı implantlar, piercingler, piercing uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilen beden süspansiyonlarını modifikasyonlara örnek gösterebiliriz. Toplumsal birlikteliğin sürekliliği söz konusu olduğunda modifikasyonlar ilkel ritüellerle de iç içe geçebilmekte. Bir anlamda kültürel sürekliliğin sağlanması için gerekli olan bu ritüeller sembolik hale getirilerek modifikasyonlar aracılığıyla bedenlerde kalıcı hale gelmekte. Ritüel ve modifikasyon ilişkisi söz konusu olduğunda örnek vermemiz gerekirse, Amerikan yerlilerinin Okipa ritüelini bu konuda ele alabiliriz. Okipa ritüeli konusundaki bilgilerimiz, Amerikalı gezgin, maceracı ve ressam George Catlin'in çizimleri ve notlarından elde edilmekte. George Catlin 1832 yılında yukarı Missouri'deki, Kuzey Dakota'daki Mandan köyünü ziyareti sırasında Okipa ritüeli konusundaki gözlemlerini aktarıyor. George Catlin'in Okipa, A Religious Ceremony of the Mandans isimli bir kitabı var. Okipa ritüeline bakacak olursak, Okipa ritüeli Mandanların kutsal dini takvimlerine göre yıllık periyotlarda gerçekleşen bir seremoni, bir dinsel etkinlik. Bu etkinlik kabilenin kendilerine has bir çeşit Nuh tufanı söylenceleriyle başlıyor.
ve kabilenin hayatında önemli yer edinen başta bufalolar olmak üzere diğer hayvanlara adanmış danslar içermekte. Ve etkinliğin dördüncü gününde de yetişkinliğe erişmiş savaşçı adaylarının sınanmasını içeren bir ritüel, Okipa ritüelin kendisi söz konusu. Bu dördüncü güne kadar gelen süreçte adayların zorlu bir hazırlık süreci var. Bu süreçte oruç tutuyorlar ve uyumaları yasak. Dördüncü günde de şamanların kesici kamalarla savaşçı adaylarının derilerinin belirli noktalarını keserek açtıkları deliklerden geçirilen iplerle şifa çadırı olarak adlandırılan bir alanda, bir mekanda, o mekanın tavanından sarkıtılarak havada asılı kalmaları olarak tanımlanabilir. Bu ritüel savaşçı adaylarının acıdan bayılana kadar, havada asılı kalmalarına kadar devam ediyor. Sonraki süreçte acının daha da arttırılması için adayların yaralarına ağırlık olarak asılmış bufala kafa tasları var. Adaylar acıdan bayıldıktan sonra indiriliyorlar. Daha sonra arka planda kimin ayakta kalabileceğini göstermek adına bir yarış düzenleniyor. Daha çok kimin daha güçlü olduğunu ya da ilerleyen süreçte zor günlerde kimin kabileye liderlik edebileceği ya da savaşta öne çıkabileceğini ortaya çıkartmak adına gerçekleştirdikleri bir ritüel. Günümüzde de bu ritüelden esinlenerek bu süspansiyonları deneyimleyen insanlar mevcut. Okipa ritüeli bu insanlara da esin kaynağı olmuş durumda. Bu etki altında kalarak Okipa ritüelini deneyen kişilere modern ilkeller hareketinin kurucularından Fakir Musaffar'ı örnek gösterebiliriz. Modern ilkeller hareketi bir anlamda modernist değerlerin eleştirisi şeklinde geçmişe yönelik referanslarla hareket eden ve ilkel kültürlerin değerlerini bir şekilde günümüze taşıyan bir hareket, bu şekilde değerlendirebiliriz modern ilkeller hareketini. Fakir Musaffar da bu noktada beden modifikasyonlarını, ilkel ritüellerle ilişkilendirilmiş beden modifikasyonlarını deneyerek kendi hareketi üzerinden günümüze taşıyıp yaygınlaşmasına katkıda bulunan bir figür. Bununla birlikte Okipa ritüeli Fakir Musaffar'la birlikte artık beden süspansiyonlarına dönüşmeye başlıyor. Beden süspansiyonlarında Kızılderililerin kullandıkları kesici kamaların yerine artık kancalar almakta. Bu kancalara daha sonra sanatçı Stellark'ın 1980'li yıllarda bir dizi performans olarak gerçekleştirdiği asılma performanslarında karşılaşıyoruz. Performans sanatı modern ilkeller hareketi ve onların modifikasyon denemelerine paralel olarak 1960'lı yıllardan beri süre gelen bedenin sanat eseri olarak sunulmasıyla ilişkilendirilebilecek bir sanatsal hareket. Bu hareketin içerisinde bedenin parametrelerinin değişkenlerinin zorlandığı ve acıyla sınandığı birçok örnek söz konusu. Stellark'ın bu konuda gerçekleştirdiği asılma performanslarında bir anlamda bu tavrın uç bir noktaya varması olarak kabul edebiliriz. Bu hareketten sonra artık bedenin varabileceği noktalar hakkında artık fikir elde edilebiliyor. Bedenin de fani, kırılgan ve sonlu bir yapı olduğu kabul edildikten sonra artık 80'li yıllardan sonra beden teknolojik desteklerle desteklenmeye başlıyor ve bu tarz performansların sayısında da artış gözleniyor. Bugün ben de teknolojiyle desteklenen modifikasyon konusunu ve bu modifikasyonları deneyimleyerek bu konuyu sanat eseri haline dönüştüren sanatçılardan örnekler ele alacağım.
Fransız sanatçı Lucas Zipira'yı ve onun Dans Mural ismini verdiği performanslarını bu konuya örnek gösterebilirim. Fransız sanatçı 2000'li yılların başında beden süspansiyonlarını deneyimliyor. Daha sonra Amerika'da deneyimlediği bu performansları Avrupa'ya taşıyor. 2006 yılında gerçekleştirdiği kötü bir deneyim olarak adlandırdığı bir performansından sonra Amerika'ya geri dönüyor. Amerika'da, Arizona'da artık modifikasyonları, piercingleri ve deri alt implantları daha steril bir ortama taşıyarak günümüz toplumunda daha fazla yaygınlık kazanmasına katkı sağlayan Steve Howard'un ekibinden faydalanarak tekrar deneyimliyor. Howard'un ekibinde yer alan bir Amerikan yerlisinin yardım önerisini kabul ettikten sonra ise bu performansları bambaşka bir noktaya taşıyor. Kendi içine gerçekleştirdiği bütün cevapların kendi içinde olduğuna dair bir uyanış yaşadığından bahsediyor. Daha sonra da bu performansları teknolojiyle destekleyerek farklı bir boyuta taşıdığını söyleyebiliriz. Bu noktada da body hacking ya da body hacktivism ismiyle adlandırılan bir kavram geliştiriyor. Bu noktada kendisini teknolojiyle bir araya gelmiş cyborg bedenle ilişkilendiriyor bir anlamda. Dans neural performanslarına dönecek olursak sanatçı İtalya'da tanıştığı Spectre isimli bir hacker grubundan yardım alarak bu performansta kafasına yerleştirdiği EEG cihazı, bir stetoskop ve nefes alışverişini kaydetmek amacıyla kullandığı bir mikrofondan yararlanıyor. Bu aygıtlar aracılığıyla bedensel hareketlerini bilgisayara aktarıyor ve bilgisayarda bir yazılımdan, algoritmadan geçen bu veriler daha sonra projektör aracılığıyla ekrana yansıtılıyor, duvara yansıtılıyor ve sanat eseri olarak sunuluyor. Sanatçının tavrının bedensel sınırların aşılması konusuyla ilgilenen transhumanizm, posthumanizm ve cyberpunk gibi akımların alanına yaklaştığını ve o alanın düşünce yöntemlerine katkıda bulunduğunu, bedenin sınırlarını araştıran bu alanlara katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Sonraki süreçte bu performanslara bir robotik mühendisi olan Rami Cambuzat da katılıyor. Rami Cambuzat'ın yardımlarıyla birlikte ise performanslar gerçekleşirken izleyici olan katılımcılar da yeni bir unsur olarak bu performanslara dahil ediliyor ve onların verileri de toplanarak Emilsyon ismini verdiği bir robotik kod aracılığıyla tekrar bir sanat eserine dönüştürülüyor. Lucas Zipira'nın dans neural performanslarının yanında başka sanatsal denemeleri de var. Sanatçı beden ve modifikasyon birlikteliğini göstermek adına derisinin altına RFID çipi yerleştiriyor. Bu deney sibernetik konusunda araştırmalar yapan Kevin Warwick'in araştırma ekibini yöneten İngiliz bilim adamı Dr. Mark Gaston tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanında Lucas Zipira bedenine çip yerleştiren tek sanatçı değil. Brezilyalı Amerikalı sanatçı Eduardo Kak da 1997 yılında ayak bileğinin üzerine zaman kapsülü adını verdiği bir çip naklettiriyor. Bu uygulamalardan sonra modifikasyon bambaşka bir noktaya evriliyor ve teknoloji ve beden birlikteliği durumu söz konusu oluyor. Bu da artık karşımıza cyborg terimi kavramını çıkartıyor. Sosyolog Donna Haraway'in tanımlamasıyla cyborg, sibernetik bir organizma, bir makine organizma melezi ve kurguya ait olduğu kadar toplumsal gerçekliğe ait de bir yaratı. Cyborg terimiyle artık modifikasyon
tanımının geçmiş kültürlerle, virtüellerle bağının kopmaya başladığını ve yepyeni bir hal aldığını söyleyebiliriz. Cyborg tanımlamasını bu şekilde ele alarak kendilerine yeni bir kimlik yaratan sanatçılar da var. İspanya Barcelona merkezli Cyborg Vakfı'nın kurucuları olan Cyborg akımı sanatçılarını bu konuda örnek gösterebiliriz. Bu hareketin kurucularından sanatçı Neil Harbisson doğuştan renk körü olan bir sanatçı ve aynı zamanda müzisyen. Kafasında ses sinyallerini renk frekanslarına, renk frekanslarında ses sinyallerine dönüştüren bir aygıt taşımakta. Sol kolunda dünyadaki sismik hareketleri hissetmesini sağlayan bir çip taşıyan Moon Ribas örnek gösterebiliriz. Bu sanatçılar arasında bedenine bir sensör ve yapay organlar nakleden bir diğer sanatçı da Manel de Acuas. Manel de Acuas da dünyadaki atmosferik hareketleri hissetmesini sağlayan bir yapay organ sahibi. Bu sanatçı deniz yaşamından ve uçan balıkların yüzgeçlerinden esinlenen bir implantı şakak kemiklerinin hizasında başına naklettiriyor ve bu şekilde yağmur ve diğer hareketlerini hissetmesine sağlayan yeni bir yeteneğe sahip oluyor. Cyborg sanatçılarına örnek olarak bir diğer sanatçıyı da Joe Dagny örnek gösterebiliriz. Joe Dagny de çevresindeki hareketleri hissetmesini sağlayan sensörleri elmacık kemiklerine naklettiriyor ve bu şekilde paranormal hareketlere ya da görünmeyene karşı o tarz hareketleri hissetmesini sağlayan yeni bir yetenek kazanıyor. Bu sanatçıların bu yapay organları bedenlerine dahil edişlerini performans olarak sunduklarını görüyoruz. Bu hareketler bir anlamda cerrahi operasyonları sanata çeviren Fransız sanatçı Orlan'ı hatırlatıyor. Orlan'ın da deri altına gerçekleştirdiği, başında taşıdığı boynuz benzeri eklentileri mevcut. Fakat cyborg sanatçılarında artık bu eklentilerin sanatçıları yeni bir yetenek kazandırdığına şahit oluyoruz. Bu yeni yeteneklerde genellikle hayvanlara bahşedilmiş hayvansal yetenekleri kazanmaya yönelik eğilimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir anlamda kızılderililerin doğayla kurdukları ilişkiyi andırıyor. Fakat burada teknolojiyle gelişmiş daha farklı bir ilişki söz konusu. Modifikasyon konusuna devam ederken bir diğer modifikasyon konusu da bugün artık en sıklıkla karşılaştığımız örnek olan dövmeler konusunu ele alabiliriz. Dövmeler de Sibirya'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya, Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın birçok farklı yerinde gözlemlenmekte. Örnek olarak Yeni Zelanda'daki Maorilerin sınıfsal farklılıkları belirtmek amacıyla gerçekleştirdikleri Tamoko dövmeleri ya da Japonya'daki yine sınıf farklılıklarını gerçekleştirmek adına yapılmış Irezumi dövmelerini örnek gösterebiliriz. Irezumi dövmeleri de bugün artık Japon mafyası olarak tanımlanabilecek yakuzalarda karşılaştığımız örnekler. Tamoko ve Irezumi dövmelerinde gördüğümüz üzere bu tarz dövmeler sınıf farklılıklarını, sınıf ayrımlarını sembolik hale getirip belirtirken Tayland'da karşılaştığımız Sakyant dövmeleri de kötü şanstan korumaya amaçlayan daha büyüsel amaçlı dövmeler. Bu anlamda teknolojiyle dövmeyi birleştirerek bu modifikasyonu sanat eseri haline dönüştüren bir sanatçı da Amerikalı sanatçı Chris Eckhart olarak gösterilebilir. Sanatçının Auto Ink ismini verdiği bir çalışması mevcut. Auto Ink bir çeşit dövme yapma makinesi, bir kinetik heykel aynı zamanda.
Bu çalışmada da sanatçı insanların din, cinsiyet, ırk gibi kültürel durumları seçme şanslarının olmaması, bu kültürlerin içine doğdukları için bu değerleri benimsemeleri konusu üzerinde duruyor. Daha doğrusu eleştirel bir çalışma. Çalışmada da bir otomasyon var. Bu otomasyon bağımsız olarak rastgele herhangi bir dinin sembolünü seçerek gönüllü olarak katılmış bir katılımcının koluna rastgele bir dini sembol dövmesi yapıyor. Bununla birlikte katılımcı bunun bir ilahi bir yönlendirme olduğuna ya da rastgele bir durum olduğuna dair kendisi bir ön kabul yapabilir. Son olarak söyleyebileceğim modern toplum içerisinde modern toplumun değerleriyle bağlantı kuramayan bireyler geçmiş kültürlerden gelen bu modifikasyonları benimseyerek bu kültürlerin birikimlerinden faydalanıp kendi kimlik arayışlarını sürdürmekteler. Kızılderili inancındaki gibi doğaya dönük inançlardaki bir zincirin halkası ya da bir sınıfsal piramidinin farklı kısımlarında olan bireyler için toplumsal sınıflara ait olmayan ve canlı ya da cansız her varlığın ya da hayvanların ruhu olduğunu ve insanın da bu sistem içerisinde eşit olduğunu kabul eden bireyler arasında kendi kimliklerini kabul ettirebilmeleri için farklı bir düşünce zemini açmakta ve bu kimlik politikalarının tartışma alanlarına kuramsal yeni bir altyapı sağlamakta. Fakat bu süreçte teknoloji büyünün yerine geçtiği için artık modifikasyonların mistik boyutu kaybolmakta. Bununla birlikte modifikasyonların yaygınlaşmasıyla farklı olanın kabul edilmesine, daha kolay kabul edilmesine yönelik bir zemin oluşturmakta. Teknolojinin ilerleme hızı söz konusu olduğunda ilerleyen süreçte cyborg bedeni ya da teknolojiyle daha fazla bütünleşmiş bedenlerin toplum arasına karışması noktasında bu farklılıkların daha kolay kabul edilebilmeleri için bir hazırlık aşaması olmuş olacak. Modifikasyonların katkısını bu şekilde ele alabiliriz. Sanatta bu fikirlerin gelişmesi ve daha fazla insana ulaşması kısmında işlevsel bir boyut kazanmakta. Evet, ben sunumumun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arif Hocam, biz teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Teknik bazı aksaklıklar oldu ama çok güzel bir sunum. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum başlangıçtaki aksaklık için. Estağfurullah hocam. Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.